Evet efendim hepinize merhabalar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Everest'in Everfit W32 ismindeki fiyat performans akıllı bilekliğini inceliyoruz. Bakalım bu bileklik gerçekten ödediğiniz paranın hakkını veriyor mu? Bu arada ben bu ürünü yaklaşık bir buçuk haftadır kolumda gezdiriyorum arkadaşlar. Deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Hani yani önceden kutusunu açtım. O yüzden söylüyorum bunu. Çünkü bu tarz ürünleri önceden deneyimlemem gerekiyor size iyi bir şekilde anlatabilmek için. Kutumuzda çok bir şey yok arkadaşlar. Direkt şurada açalım. Bakın bilekliğimizin kendisi bu şekilde çıkıyor. Bir de altta kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kadar. Bilekliğimiz bu şekilde. Yani bence tip olarak çok güzel duruyor arkadaşlar. Özellikle koluma taktığım zaman aksesuar olarak da yani gideri var diyebilirim. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bence gayet şık duruyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir de ekran kapalıyken tamamen simsiyah gözüktüğü için böyle güzel bir görüntüsü oluyor diyebilirim. Kordonları güzel, rahatsız etmiyor. Peki siz diyeceksiniz ki şimdi biz bu ürünü nasıl şarj ediyoruz? İlk önce onu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kordonları çıkabiliyor. Bakın buradan çıkarıyorum. Direkt gördünüz mü? Burayı istediğiniz USB giriş yerine takıyorsunuz ve ürün şarj olmaya başlıyor. Bu kadar basit. Ha ben bu kordonu çıkardım. Şimdi isterseniz diğerini de çıkarabilirsiniz. Şarjı şu taraftan oluyor ama isterseniz iki kordonu çıkarabilirsiniz. İsterseniz yerini değiştirebilirsiniz falan filan. Hani böyle bir özgürlük sunmaları iyi olmuş diyorum. Şunu takalım tekrardan bu şekilde oldu. Bu arada şunu belirteyim. Bilekliğin kutusunda müzik kontrol özelliği olduğu yazılmış. Fakat üründe müzik kontrol özelliği yok. Firmayla görüştüm e, zaten direkt düzelttiler. Yanlış yazılmış arkadaşlar. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Üründe müzik kontrol özelliği yok. Şöyle koluma takayım bari kolumda anlatmaya devam edeyim ya. Şimdi dediğim gibi ben ürünü bir buçuk haftadır kullanıyorum. Hayatımı bayağı bir kolaylaştırdığını söyleyebilirim. En basitinden ürünün ekranı renkli ve 0.96 inçlik bir boyutu var. Bu sayede atıyorum size bildirimler geldiği zaman direkt bilekliğiniz üzerinden okuyabiliyorsunuz. Bunun ne gibi avantajları oluyor? Mesela telefonum uzaktayken gereksiz bir WhatsApp mesajı geliyor diyelim ki. Gidip telefonu alıp bakmaktansa direkt bileğim üzerinden okuyabiliyorum. Çağrılar reddedebiliyorsunuz. İşte uyku takibi var. Spor takibi var. Adımlarınızı sayabiliyor. Kalp ritminizi ölçebiliyor falan falan bir sürü özelliği var arkadaşlar. Şimdi üst kameraya geçelim bilekliğimizi anlatmaya oradan devam edelim diyorum. Evet bilekliğimiz kolumuzda. Gördüğünüz gibi bu arada ekranı kendiliğinden açıldı. Şöyle yaptığınız zaman ekran açılıyor. Şimdi şöyle telefon uygulamasını deneyeceğiz. Şöyle telefonumu getireceğim. Bakın şöyle telefonu açıyorum. Burada direkt Verifit Pro diye bir uygulaması var. Bunu işte Android'de, iOS'ta da kullanabiliyorsunuz. Bu arada fark ettiniz mi? Masada biraz gölgeler oluşuyor. Işık sayısını azalttım. Direkt ışık tam karşıdan vurunca bilekliğin ekranı zor gözüküyordu. Aslında gerçek gözle gözüküyordu fakat kameradan gözükmüyordu arkadaşlar. Ekran OLED olduğu için. O yüzden e, net bir şekilde görebilmeniz için ışık sayısını azalttım. Gölgeleri sorun etmeyin yani. Şöyle bir Bluetooth'tan da göstermek istiyorum. Bakın, direkt Everfit W32 diye bağlanmışım. Siz zaten açtığınız zaman saat otomatik olarak bağlanıyor veya bileklik diyelim. Şöyle bakın uygulamasına giriyorum. Burada bir sürü ayar, bir sürü istatistik, bir sürü bilgi var. Sizlere bunları birazdan Anlatacağım. Fakat öncelikle şöyle bir saatimizin arayüzleri yüzleri arasında geçiş yapalım. Bakın şöyle göstereyim. Böyle açılırken de küçük bir titreşim veriyor arkadaşlar. Güzel bir titreşim veriyor. Bakın direkt böyle güzel bir şekilde saati gösteriyor, hava durumunu gösteriyor, işte şarj durumunu gösteriyor, bağlantı durumunu gösteriyor. Yani bu sayfadan böyle güzel bilgiler görebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Akıllı bileklikteki tek arayüz bu. Başka arayüz yok. Yani e, bu arayüz beğenmezseniz değiştiremiyorsunuz. Bunu niye böyle yapmışlar gerçekten anlayamadım. Sadece bir tane arayüz var. Önce onu belirterek başlayayım. Şimdi şöyle menüler arasında geçiş yapalım. Bakın burada attığım adım sayısı, dakikada kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Ondan sonra e, alarm kısmı var. Bileklikle alarm kurabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. Yürüme modu var. Koşu Bisiklet bu şekilde 3 farklı mod koymuşlar yürüme koşu ve bisiklet diye bilekliğin üzerinde 3 farklı mod var bu arada şimdi bilekliğin arayüzünü göstermek istedim şu e, adımınızı ölçen yere bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman bakın diğer bilgileri de gösteriyor İşte kaç kilometre yol almışsınız kaç kalori yakmışsınız falan filan orada istatistikleri görebiliyorsunuz. Yani arayüzümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bildirim geldiği zaman da direkt konumuz üzerinden gözüküyor. Birazdan göstereceğim. Şimdi uygulamasına gelmek istiyorum hızlıca. Uygulamasında arkadaşlar bakın en başta. Ee, aktiviteler var yine aynı şekilde akıllı bileklikte gördüğünüz tüm her şeyi buradan da görebiliyorsunuz Çok spor yapan birisi olmadığım için burada çok fazla bir şey birikmemiş Gerçekten yapmanızı öneriyorum ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği günlük adım sayısı 10 binmiş bu arada böyle bir bilgide verelim Günde 10.000 adım atmanız en ideal olanı Şöyle uyku takibimiz var işte kaç saatlerin uykuda kalmışsınız, ne zaman uyanmışsınız falan filan buradan uykunuzu takip edebiliyor. Ondan sonra kalp atışı var. Mesela bu günün belli saatlerinde sürekli kalbinizin atışını ölçüyor ve bakın burada. Size istatistikler çıkartabiliyor. Fark ettiniz mi bu arada uygulama Türkçe değil İngilizce. Yani çok zor bir İngilizcesi yok fakat Türkçe olsaymış daha iyi olurmuş diyelim. İşte buradan mesela üst kısmından bakıp günden güne attığınız adım sayısını böyle istatiksel olarak görebiliyorsunuz. Mesela bakın şurada bir gün kolumda gezdirmişim. 3000 adım atmışım mesela bugün. Bakın böyle aşağıya indikçe adım sayısı düşüyor. Yani uygulamasını beğendim. Güzel bir e, istatistik tablosu var. Şu arada bilekliği takmadığım için sanırım. O şekilde gösteriyor. Bakın burada bir daha takmışım. Falan filan. Her neyse. İstatistiklerimiz bu şekilde. Bakın sporları yine buradan da başlatabilirsiniz. Ben buraları çok göstermeyeceğim. Şimdi gelelim benim en çok işime yarayan kısma. Bakın burada device diye bir kısım var. Yani cihaz demek. Burada cihazla ilgili bir sürü ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela. İşte e, arama uyarısı atıyorum biri sizi aradıktan şöyle 3 saniye yapalım bunu 3 saniye sonra bilekliğiniz titremeye başlıyor ve Aynı zamanda arayan kişiyi bileklik üzerinden de görebiliyorsunuz. Oturma uyarısı var. Atıyorum e, belli saatlerde çok fazla oturduğunuz zaman kalk biraz yürü gibisinden bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İşte başlangıç zamanı, bitiş zamanı buradan günlerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte şu günlerde şu saatte 170 dakikadan fazla oturursam. Beni böyle bir titreştirerek uyar diyorsunuz arkadaşlar. Yine spor için. Hatta spor yapmıyorsanız bile yani çok fazla oturmak sağlığa zararlı bir şey olduğu için buradaki oturma uyarısını kullanabilirsiniz. Alarm kurabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir alarm kuralım, size göstereyim. Şu an saat 16.17. Şöyle alarmımızı düzenleyelim. Atıyorum buraya 16 18 için bir alarm kuracağım. Şöyle 16-18 için bir alarm kurdum. işte uyanma alarmı diyelim ki. Uyuma alarmı, egzersiz alarmı. Uyanma alarmı yapalım. Bu arada her gün tekrarlasın mı ne yapsın mı falan bir sürü ayarları var arkadaşlar. E, video uzamasın diye çok göstermiyorum. Şu anda saat 16-17. aynı zamanda bilekliğimiz üzerinden de gösterelim. Bilekliğimizde de 16.17. 17 e, direkt telefonunuzdaki saati bilekliğe alıyor. Hem titreşimini de bir görmüş oluruz. Şöyle bilekliği bir kolumdan çıkartıp masaya koyacağım arkadaşlar. Bakın titreştiriyor şu anda. Gördünüz mü alarmı çalıyor. Şöyle koyayım. Bakın. Yani gerçekten güzel titreştiriyor onu söyleyebilirim. Ben titreşimini beğendim. Şu anda alarm çalıyordu. Bir kere bastığım zaman bu şekilde alarmı kapatabiliyorum. Herhangi bir hoparlörü olmadığı için yani direkt sizi titreşimle uyandırdığı için hem kimseyi rahatsız etmiyorsunuz hem kolunuzdaki titreşim sayesinde daha rahat uyanabiliyorsunuz. Veya atıyorum böyle bir kütüphane ortamında alarm kurduğunuz zaman direkt kolunuzda titreşiyor. Hani bunu bir telefonla yapamazsınız sonuç olarak. Telefon da titreşiyor tamam ama hani bileğinizde titreşince direkt o titreşimi hissediyorsunuz. Avantajı bu yönde oluyor. Şöyle devam edelim. Bakın burada belli başlı uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Mesela ben hangi uygulamalardan bildirim almak istemişim? WhatsApp, Instagram, ne bileyim siz Facebook kullanıyorsanız Facebook'u da seçersiniz. Twitter falan filan burada şu uygulamalardan bana bildirim gelsin diyorsanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Birazdan bu bildirimlere bakacağız dediğim gibi. Şöyle bileğinizi şu şekilde sallayarak telefonunuzdan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunun faydası şu yönde oluyor arkadaşlar. Şöyle mesela uzaktan selfie yapacağınız zaman böyle ekranı elinizi götürüp fotoğrafı çekmek zor olabiliyor. Direkt bileğinizi böyle sallayıp fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Bakın mesela şu anda kamera açık hatta bileklikte de bir tane kamera simgesi var. Şöyle bileğimi bir kere sallayacağım. Gördünüz mü? Bileğimi salladığım gibi fotoğraf çekiyor. Bir daha deneyelim. Yani bu şekilde isterseniz hatta ee, bilekliğe bir kere dokunarak da çekebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi gelelim bildirim kısmına. Şöyle babamın telefonundan kendime mesaj yollayacağım. Bakalım bilekliğimizde nasıl gözükecek. Bu arada bilekliği burada tutayım ki arkadaşlar telefona bildirim geldikten sonra bilekliğe ne kadar sürede geliyor onu da görelim. Şimdi merhaba nasılsın yazıp kendime gönderiyorum. Yazdım şu an. Gördüğünüz gibi telefonumda çıktı, bileklikte de çıktı bakın. Merhaba nasılsın diye gözüküyor. Saat İngilizce karakterlerden oluştuğu için Türkçe karakterler böyle boşlukmuş gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi ekran renkli olduğu için WhatsApp mesajını direkt Merhaba nasılsın diye gördük. I harfi gözükmüyor ama belli oluyor arkadaşlar ya. Şöyle başka bir mesaj yazacağım Whatsapp'tan. Bu mesajı da şöyle yok ediyoruz. Bir kere basıyorsunuz bu mesaj gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir daha başka bir mesaj atıyorum. Daha uzun bir mesaj atıyorum. Ee, onu da görmüş olalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yazdım. Gönderdim. Bakalım bilekliğimiz burada. Bakın telefona geldi. Bilekliğe de geldi. Bakın kanalıma abone olmayı bir kere basıyorum. Unutmayın lütfen diye. Diğer sayfaya geçiyor arkadaşlar. Bir kere daha bastığım zaman bildirim gidiyor. Ya bu gerçekten çok iyi. Mesajlarınızı rahatlıkla buradan okuyabiliyorsunuz. Şimdi kendimi arayacağım. Bir de kendimi arayalım. Hatta telefonu biraz daha uzağa koyayım ya. Bakın telefonu da şöyle sessize alacağım. Telefonumuz sessizde. Bakalım direkt bilekliğimiz telefonumuz sessizdeyken çalacak mı? Arıyorum şu anda kendimi. Bakalım bilekliğe ne zaman gelecek? Şu anda telefon çalıyor. 3 saniye sonra gelmesi lazım. Evet. Bileklik de titriyor arkadaşlar. Bakın şöyle bastığım zaman gördüğünüz gibi arayan kişinin ismi yazıyor. Ben buna uzun bir şekilde basılı tutarsam e, telefonu kapatıyor bu arada Şimdi e, bir kere bastığım için O bildirim gitti O da hani e, görmek istemediğiniz anlamına geliyor e, Çağrıyı reddetmeyi de göstereceğim Şöyle telefonumuzun sesini de açalım ki duyulsun Bakın şu anda telefon çalıyor Titreşimi duyuyor musunuz arkadaşlar Ben bunu uzun süre basılı tutarsam arkadaşlar Çağrıyı reddedecek İzleyin Şu anda kapandı bu şekilde çağrıyı reddedebiliyorsunuz. Bilekliğin bildirim göstermesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Yani tüm aramalarınızı, işte mesajlarınızı, maillerinizi bu bileklik üzerinden okuyabiliyorsunuz. Bakın burada kalp sensörü ile ilgili bir kısım var. İşte burada otomatik mi ölçsün, manuel mi ölçsün onu ayarlayabiliyorsunuz. İşte otomatiğe aldığınız zaman e, belli zamanlarda kendisi ölçüyor Kalbinizin dakikadaki atış sayısını fakat ben gene de size göstereyim sensörünü bakın arkadaşlar sensörü şu arka kısımda yer alıyor şöyle bir e, çalıştıralım ben yani bir sensörünü görmüş olursunuz gördüğünüz gibi bu arada ekran OLED olduğu için çok güzel gözüküyor arkadaşlar siyahı gerçek siyah şimdi bakın burada uygulamada daha fazla kısmı var. Buraya girdiğiniz zaman buradan işte o spor ekranını yönetebiliyorsunuz. Bilekliğin dilini seçebiliyorsunuz. Sadece bu dillerde var. Dediğim gibi Türkçe yok. İşte burada ana ekranda hava durumunu göstersin mi göstermesin mi onu seçebiliyorsunuz. Zaman formatı var. Zaten bunlar ayarlı olarak geliyor. Bakın burada bilekliğin parlaklık seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an zaten en yüksekte parlaklık seviyesi. Rahatsız etmeme modu var. Burayı açarsanız hiçbir şekilde kolunuzda titremez, sizi rahatsız etmez arkadaşlar. Bakın bu arada sensörümüz hala çalışıyor hatta. Tabii ki yazılımla bu akıllı bilekliğe daha çok özellik eklenebilirdi diye düşünüyorum. Şu haliyle bile hani günlük yaşantınızı çok kolaylaştırabilecek bir şey arkadaşlar. Diyelim ve şöyle bir karşıdaki kameramıza bir geçelim. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Neredeyse her ürüne yaptığımız gibi avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim önce. Öncelikle, e, dezavantajlarından başlamak istiyorum. Sonra avantajlarına geçeriz. Ekranı tam anlamıyla dokunmatik değil. Dokunmatik bir tuş var. Onun üzerinden yönlendiriyorsunuz. Tam dezavantaj değil gibi ama arkadaşlar dokunmatik olsa çok daha iyi olurdu. Sadece bir tane saat kadranı olması bence kötü bir şey olmuş. Hani isterdim ki şunda bir en azından 3-4 tane daha saat kadran olsun. Hani hoşumuza gideni seçelim diye. Ben bunu kullanıyorum güzel fakat belki beğenmeyenler çıkar diye diyorum. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Niye koymamışlar onu anlayamadım. Müzik kontrol özelliği olsa tabii ki daha iyi olurdu. Yani aklıma gelen dezavantajlar bu şekilde. Avantajlarına geleceğimiz zaman renkli ekran olması gerçekten çok iyi. Birçok akıllı bilekliğin ekranı renksiz ve çözünürlüğü düşük oluyor. Yani bir bildirim geldiği zaman okuma sıkıntı oluyor. Vesaire vesaire. Ekranını beğendiğimi söyleyebilirim. Şarjı uzun bir süre dayanıyor. Yaklaşık bir hafta kadar bence gayet iyi bir süre. Bileğinizi kaldırdığınız zaman açılması iyi arkadaşlar. Hani İlla elinizi götürmeniz gerekmiyor. Fiyatına göre de bir sürü özellik sunuyor. Burada tek tek hepsini sayamayacağım. Birkaç dezavantaj dışında ürünü beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii ki piyasada birçok farklı rakipleri var. Ben ürünleri anlatmakla mükellefim alıp almamak size kalmış arkadaşlar. Eğer bu tarz bir akıllı bileklik arayışı içerisindeyseniz. Bakın piyasadaki rakiplerine buna da bakın hangisinin özellikleri hoşunuza gidiyorsa onu alın arkadaşlar. Bu bilekliği beğendiyseniz her zamanki gibi açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Diyelim ve videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın.